Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. 98. gündeyiz. Ne kaldı? 99.100 hocam. Vallahi billahi bir şey kalmadı. Kamp bitiyor. Koskoca 100 günü devirdik. Devirelim hocam da inşallah. Yazar eser kampı yapalım diyorum hemen ardından. Şöyle yazar eseri tam anlamıyla size dönem dönem aktarayım. Konuşarak aktaralım. Böyle akrostişlerle aktarayım. Taktiklerle aktarayım. Yazar eseri bitirelim diyorum ben. Eser içeriklere bakalım. Nokta atışlara bakalım. Yani soru kampı yapalım. Yapalım da yapalım. Onlarca kamp var. Edebiyat şimdi başlayacak arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Şu kamp bir bitsin. Klasik konular bir geçelim, ondan sonra işimize bakalım. Bugün ne konuşacağız? Dünya edebiyatı ve Türkiye dışındaki Türk edebiyatını konuşacağız. Çok lazım konular değil. Zaten kitabı da şöyle hafif bir karalamışım. Homeros'u orada bir işaretlemişim. Sonra dönmüşüm. Hemen bir bakalım neymiş de değilmiş. Hepsini bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bir iki isim, hatta dünya edebiyatını hiç bilmenize gerek yok da. Yine de eski Yunan edebiyatında Homeros'u hatırlamak lazım. İlyada ve Odisesi'yle, değil mi? Bunun dışında şöyle bakıyorum. Sofokles, Ezop, değil mi? Aristokles, dikkat. Aristofanes, Safolar vesaireler çok aman aman bilmeniz gereken isimler değil arkadaşlar. İtalyan edebiyatında Dante'yi mutlaka bilmeniz lazım. İlahi komedyasıyla. Bunun dışında Petrarca'sı, Boccaccio'su, Ariosto'su, Tasso'su vesairesi. Tabii ki yapay destanlarla hatırlanacak, değil mi? Yapan destanlar da olur. Ne bileyim, bir Ariosto'nun Çılgın Orlando'sunu bilmeyen yoktur. Ya da Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs'ünü bilmeyen yoktur. O kadar da değil. Bunları seri olarak bir geçelim. Fransız edebiyatında tabii ki bir numaralı isim şüphesiz ki Montaigne, değil mi, denemeleriyle. Çok da bir numara demeyelim ya. O kadar önemli isimler var ki. Victor Hugo var mesela. Kendi içinde Derya Deniz. Sefiller çok çok önem taşıyacak. Molière var. Molière varsa bizim de Ahmet Tevfik Paşa'mız var hocam. Molière'de de çok önemli eserler var. Mesela Cimri'nin bunların bir numarası şüphesiz ki. Ya böyle o cepte kalsın. Balzac saygı duyulması gereken bir isimine Vadedeki Zambak'la ve Goriot babasıyla dikkat. Baudelaire eyvallah, yine saygı duyarız sembolistlerden. Mallarmé'ye saygı duyarız. Stendhal dikkat. Kırmızı ve Siyahıyla hatırlanmalı. Flaubert Madame Bovary'si ile bilinmeli. Çıkar mı? Bence çıkmaz arkadaşlar. Yani dünya edebiyatı çıkmaz. Eksik olmasın, içiniz rahat olsun diye şöyle seri bir şekilde değinmeye çalışıyorum. Yani azıcık şeye bakmakta fayda var. Türkiye dışındaki Türk edebiyatı. Ona çok az bakacağız. Orası önemli. Fransız edebiyatında Rimbaud saygı duyarız. Dikkat. Albert Camus saygı duyarız. André Gide'ye saygı duyarız. Emile Zola eyvallah. Maupassant var mesela, değil mi? Yani Ömer Seyfettin'in vesaire edebiyatımızda kendisini çok göstermiş olan Tombalak ve Ay Işığı adlı eserleri dikkat çekebilir. Yani Jules Verne var biliyorsunuz. Nedir hoca? Denizler Altında 20.000 Fersah. 80 günde devri alem eyvallah, saygı duyarım. Onun dışında Racine'ler, Fenelon'lar, Voltaire'ler, Montesquieu'lar, Diderot'lar dikkat. Çok çok önem taşıyan isimler. Ama bizim edebiyatımızda yani o kadar da değil ya. Tutup da sınavda İngiliz Shakespeare'i soruyor. Ya o kadar değil ya. Shakespeare İngiliz edebiyatında Romeo ve Juliet ile tanınacak. Macbeth ile, Otello'su ile, Hamlet ile, Kral Lear ile dikkat. Julius Caesar ile bilinecek. Kesinlikle Bacon saygı duyacak bir isim. Charles Dickens, değil mi, İki Şehrin Hikayesi ile karşımıza gelecek. John Milton'u Kaybolmuş Cennet ile biliyoruz. Daniel Defoe, Robinson Crusoe ile biliniyor. Jonathan Swift dikkat. Gulliver'in Seyahatleri, ona da saygı duyduğumuzu söylemek lazım. Rus edebiyatındaysa Pushkin var. Yüzbaşının Kızı eyvallah. Gogol var. Ölü Canlar eyvallah. Tolstoy var. Savaş ve Barış. Anna Karenina, değil mi? Çok çok önemli eyvallah. Dostoyevski, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler çok çok önemli. Çehov dedik mesela. Vanya dayısıyla önem taşıyacak. Turgenev Babalar ve Oğullarıyla. Maxim Gorki tabii ki Ana adlı eseriyle. Mayakovski'ye de saygı duyacağız. Pantolonlu Bulutuyla. Tüm bunların dışında Amerikan edebiyatı Edgar Allan Poe önemli mi? Bence hiç lazım değil. Ama yine de bilelim tabii, şu adları geçsin. Yani Annabel Lee saygı duyulabilir, değil mi? Mark Twain var, Tom Sawyer'ın Maceraları. John Steinbeck var. John Steinbeck. Gazap Üzümlerinden Ziyade Fareler ve İnsanlar önemli. Eliot var, önemli bir düşünürdür, değil mi? Katedral'de Cinayet saygı duyarım. Ernest Hemingway var. Silahlar olmasın, çanlar olsun. Çanlar kimin için çalıyor? Saygı duyulmalı. Jack London var. Beyaz dişiyle dikkat. İspanyol edebiyatında Cervantes Don Quixote'la karşımıza gelecek. Alman edebiyatına baktığımız zamansa Goethe Faust'uyla bilinecek. Bertolt Brecht saygı duyarım. Schiller haydutlarla karşımıza gelecek. Onun dışında Norveç edebiyatında Henrik Ibsen, değil mi? Cumhuriyet döneminde tiyatro noktasında da çok etkili Henrik Ibsen. Lazım olabilir. Knut Hamsun açlıkla dikkat çekebilir. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. İran edebiyatından Ömer Hayyam tabii ki kesinlikle bilinmeli. Tagore Hint edebiyatı saygı duyarım. Andersen saygı duyarız Danimarka edebiyatında. Şimdi Milli Eğitim kitaplarında arkadaşlar MEP kitaplarında yer alan
çok önemli isimler var. Onlar da burada zaten. Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatına dikkat. Şehriyar, Heyder Baba'ya selam, Marif ve Yar kasidesi. Bakın yazar eser noktasında bunları bilmeniz yetecek. Mesela Heyder Baba'ya selam Mebin kitabında vardı arkadaşlar en son gördüğümde. Doğal olarak bu kullanılabilir. Ya da Bahtiyar ve Hafsade, Menim Dostlarım. Ayrı geceler var ama Menim Dostlarım kullanılmıştı kitapta. Yine lazım olabilir. Zaten Cengiz Aytoğlu ve Cengiz Dağcı kesinlikle bilinir arkadaşlar değil mi? Kırgız edebiyatında da çok çok ön planda. Cemilesiyle değil mi mesela Cengiz Aytoğlu? Gün olur asra bedel, Selvi Boylum al yazmada saygı duyarım. Cengiz Dağcı onlar da insandı. O topraklar bizim de çok çok önemli eserler bunlar. Bunların içeriklerini bilmenize gerek yok. Yazarların, şairlerin genel özelliklerini bilmenize gerek yok. Amerikan edebiyatı, Alman edebiyatı bu dalga yani. Buna hiç gerek yok. Fransız edebiyatı falan filan. Kesinlikle çöp. Kesinlikle çöp. Kesinlikle ihtiyaç yok buna. Sınav noktasında çöp. Tabii kendi içerisinde derya deniz ama dediğim gibi sınav noktasında tamamen gereksiz arkadaşlar. 98. gününde sonuna gelmiş olduk. Şöyle bir anımsatmış olduk sizlere. Bizi ne bekliyor hocam? 99 ve 100. günde inşallah denemeler bekliyor. O denemelerde bakalım kaç yapacaksınız. Önemli. Onları da bakarsanız kendi denemelerinden seçerim. O zaman hadi görüşürüz, bir şeyler yaparız. Hadi kolay gelsin.